Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süreden beri podcast yayını yapmamıştım. Tekrar karşınızdayım. Bugün güzel bir konudan bahsetmek istiyorum size. Güzel güzel de sohbet etmek istiyorum sizinle. Hayata mutlu bakmanın inceliklerinden bahsedelim istiyorum. Hayata mutlu bakmanın aslında bizim elimizde olduğundan bahsetmek istiyorum ve bununla alakalı birkaç tane de madde var. Bu maddeler üzerinde devam edip sohbet edelim istiyorum. Ve hazırsanız hemen aslında konuya da girmek isterim. Bildiğiniz gibi bazen işler kötü gider. Herkesin hayatında iyi gün olur, kötü gün olur. Zor günleri atlatmak için, sorunların üstesinden gelebilmek için insanların psikolojisinin buna uygun olması ve güçlü olması gerekiyor. Herkesin kendine göre bir pembe gözlüğü, moralini yükseltmek için bir yöntemi vardır. Sizin de vardır, benim de vardır. Ama bu gözlüğü taktığımız zaman ama başarılı oluruz, ama başarılı olamayız. İşte hayata daha mutlu bakmamız için birkaç tane yöntemle karşınızdayım. Ve bu yöntemleri bir şekilde sıralayıp üzerinden geçelim istiyorum. Öncelikle siyaha değil, beyaza odaklanmamız gerekiyor. Son dönemde hayata pozitif bakmayı öğreten birçok psikoloji kitapları satılıyor. Bunu ben de okuyorum. Sizler de muhakkak okuyorsunuz diye düşünüyorum. Hepsinin de hareket noktası aynı. Bardağın dolu tarafını görün. Yani şikayet etmeyi kesin. Pozitif duygular üzerine yoğunlaşın. Olumlu yönlerinizin altını çizin. Zenginliklerinizi, potansiyelinizi fark edin. Kendi kendinizi temkin edin. Gaza getirin. Yani örnek verecek olursak da önemli değil, iyiyim, aslan gibiyim demek gibi. İkinci olarak elinizdekine sevinin bir kere. Elimizde sahip olduğumuz şeylere mutlu olun. Moralimizi sıfırlamak çok kolay. Kaybeden psikolojisine girmek yeterli. Bunun için biliyorsunuz. Dün bugünden daha iyiydi. X benden daha şanslı. Hayal kurmak neye yarar ki? Zaten gerçekleşmeyecek. Yani arkadaşlar bunlar zihin kirliliği. Elimizdekinin kıymetini bilmemizi engelleyen fikirler bunlar. İlk önce bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Yanlış karşılaştırmalardan kaçınmamız gerekiyor. Yani başkası için ne kadar şanslı gibi hayıflanmak yerine kendimizin de şanslı olduğu yönleri öne çıkartmamız gerekiyor. Hayata mutlu bakmak için bir diğer konu ise şöyle bir şey. Arkadaş illa iyi arkadaş, arkadaşlar. Bütün anketler aynı şeyi söyler. Ne para ne başarı tek başına mutluluk verir. Önemli olan çevremizdekilerle olan ilişkilerimizdir. Bu boşuna söylenmiyor. Bu anketlerde boşuna yapılmıyor. Çünkü yalnız yaşayan insanlarda depresyon riskinin evli veya bir arkadaşıyla oturanlardan daha yüksek olmasının sebebi budur. Hatta arkadaş ilişkilerinin aileden bile daha iyi bir pozitif duygu kaynağı olduğu da söyleniyor. Ama bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Neye dikkat etmemiz lazım? İyi arkadaş var, kötü arkadaş var. Bu yüzden de kendinizi iyi hissettiğiniz, yanında kendinizi daha iyi hissettiğiniz, daha mutlu hissettiğiniz arkadaşlarınız olsun.
Bunu zaten anlayabiliyorsunuz. Buna önem göstermeniz lazım. Özellikle de hayata mutlu bakmak istiyorsanız arkadaş seçiminiz de önemlidir. O yüzden de arkadaşınız olsun ama sizi anlayan, sizin de onu anladığınız, hayata aynı baktığınız, aynı şeyleri konuştuğunuz, aynı düşünceler içinde olduğunuz, birbirinizi anlayabileceğiniz bir arkadaşınız hayatınıza iyi bakmanıza neden olabilir. Kendini hissetmenin yollarından biri de yaptığımız işe odaklanmak arkadaşlar. O yüzden de yaptığımız işe odaklanmamız gerekiyor mutluluk için. İşlerinde özellikle kendi kendinize gaz verebilirsiniz. Bazı hedefler koyabilirsiniz. Şu konuda daha nasıl iyi olabilirim, daha az yorularak şu işi nasıl yapabilirim gibi bazı maddeler de sizin hayata bakışınızı ve mutlu olmanızı gerçekleştirebilecek bazı şeyler olabilir. Hayata mutlu bakmanın bir diğer formülü de düzenli ve temiz olmak. Yani bu iş yaşamınızda da, ev yaşamınızda da çok önemli. Ne kadar derli toplu ve düzenli olursanız hayata karşı düzeniniz de bu şekilde artar. Çünkü karmaşa zaman kaybettirir, sabrımızı zorlar ve moralimizi bozar. Yani gereksiz eşyalara dandik manevi değerler yüklemeyin, atın gitsin. Size kötü hatıraları olan ve sürekli kötü şeyleri hatırlatan, içinizi karartan eşyalardan, objelerden kurtulma yoluna gidin. Bir şeyleri anısı var diye saklamayın. Bence hayata güzel bakmanın da bir diğer yönü de budur arkadaşlar. Deyip bir podcast'imin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugün hayata mutlu bakmanın aslında bizim elimizde olduğundan ve hayata bakarken neleri gözden kaçırdığımızı ve neleri değerlendirmemiz gerektiği konusu üzerine biraz sohbet etmek istedim sizinle. Daha çok yayınlarla yanınızda olmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar burayı da ihmal etmek istemiyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, sağlıkla ve huzurla kalın istiyorum.